Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 9 Eylül 2021 tarihinde düzenledikleri toplantıda ülkemize yönelik asılsız iddiaların ülkemiz tarafından reddedildiği duyuruldu. Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konsey toplantısında kabul edilen Türkiye'ye yönelik Orta Doğu'da provokasyonları durdurması yönündeki karara ülkemiz Türkiye'den tepki geldi. Arap Birliği'nin ortak olarak bu kararı aldığı ifade ediyor. Hangi ülkeler var derseniz Cezayir, Irak, Fas, Sudan, Bahreyn, Ürdün, Umman, Suriye ki Suriye daha sonrasında çekildi. Somorlar, Kuveyt, Filistin, Tunus, Cibuti, Lübnan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Libya, Suudi Arabistan, Yemen, Moritanya ve Somali. Yine 5 gözlemci ülke bulunuyor. Ermenistan, Hindistan, Venezuela, Eritre ve Brezilya. Ortak alınan kararda Türkiye'nin Orta Doğu'da provokasyon yaptığı yalanı yazılmıştı. Bunu da belirtelim. Diğer haberlerimize bakalım. Etiyopya takviminde bugün itibariyle yeni yıl başlıyor. Etiyopya takvimi Kıpti takvimi gibi 30 günden oluşan 12 ay ile 5 veya 6 artık günü içeren 13. ayda bulunuyor. Bugün Etiyopya'nın 2014 yılına girdiği belirtilmiş. Kendine özgü takvim kullanan ülke olarak biliniyor. Doğu Afrika ülkesi Etiyopya 2014 yılına girmiş bulunuyor. Tunus'a gidiyoruz. Tunus'u ziyaret eden Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontales Tunus Cumhurbaşkanı Said ile başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi. Borrell, görüşmenin ardından basın açıklama yaparak AB'nin Lübnan'a desteğinin devam edeceğini fakat bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini belirttiği yazılmış her zamanki gibi havacılık ve denizcilik radar kaydından bahsedelim. Bu sabah saatlerinde ABD'ye ait uçakların uçtuğu belirtilmiş fakat bunu aktarmayacağız. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'ne ait RQ-4B insansız hava araçlarının Digonella üstünden kalktı ve Baltık denizi üzerinde gözetleme yaptığı belirtiliyor. Rotaya baktığımızda Ian'ın menzilinin uzun olduğunu da görmekteyiz. Oldukça uzun süren bir uçuş gerçekleştirdi. Yine bu sabah saatlerinde ABD donanmasına ait bir geminin Suda Körfezi deniz üstünden yani Yunanistan'dan ayrıldığı duyuruldu. Balistik füzelerde veri toplama gereksinimlerini desteklemek için Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri tarafından geliştirilen Cobra çift bantlı radar için platform sağlıyor. Kısaca istihbarat gemisi olarak kullanıldığını belirtebiliriz. Bir süredir Yunanistan'daydı geminin an itibariyle seyir aldığı belirtiliyor. Yine yeni uzun bir devriye görevi büyük ihtimalle Frontex görmekteyiz. İtalyan Gümrük Polisi İyon Denizi üzerinde P72 B'lerle uçuş gerçekleştiriyor. Onlar da büyük ihtimalle bir yerleri izliyor. Gelelim Azerbaycan Ermenistan olaylarına. Goris kapan yolunda Azerbaycan polis karakolunun kurulduğunu gösteren en net fotoğrafı görmekteyiz. Yetkililere göre burası Goris Kapan yolu. Yine Ermenistan'da yedek askerlerin askere alımı sürerken bir yandan da tatbikatlar başlamış durumda. Burada askerin kaskı dikkat çekiyor. Azerbaycan milletvekili Vahit Ahmedov, Rus barış gücünün asker sayısı 1960 olacağı kararlaştırılmıştı. Ama zaman içinde Rusya'nın diğer bakanlıklarından da 7 ila 8 bin Rus personeli buraya geldi. Bu anlaşmada yoktu. Rusya ne yapmaya çalışıyor açıklamasında bulundu ki cevabını verelim. Tıpkı Kırım, Osetya ve Abazya'da olduğu gibi burayı da kendisine katmaya çalışıyor. Azerbaycan milletvekili daha önce şu açıklamaları yapmıştı. Neredeyse bir yıl önce 12 Kasım 2020'de Nahçıvan'dan Zengilan'a açılan koridor ile Türkiye, Nahçıvan ve Azerbaycan birleşecek. Burada demiryolu ve karayolu olacak. Bence bu yol en geç bir yıl içinde çalışmaya başlayacak açıklamasında bulunmuştu. Fakat şu an bu yol için kazma bile vurulabilmiş değil. Diğer haberimiz bugün Karabağ'da geçici konuşlanan Rus barış gücünün eski ve yeni komutanları Azerbaycan savunma bakanıyla görüşme gerçekleştirdi. Diğer haberlerimize bakalım. Katar, Ramallah, Gazze verdiği hibeyi geri çekti. Katar'ın Gazze'nin yeniden inşa komitesi başkanı Büyükelçi Muhammed El Emadi yaptığı açıklamada Ramallah'daki Filistin yönetiminin Gazze'deki çalışanlara hibe verilmesine ilişkin anlaşmadan geri çekildiğini söylüyor. Emadi tarafından yapılan açıklamada yetkili makamın anlaşmayı geri çekme gerekçelerinin yasal kovuşturma korkusu ve bankaların bazı finansal sorunlar yaşaması olduğu ifade edilmiş. Katar komitesinin şu anda sorunu çözmek ve hibeyi Gazze'deki çalışanlara dağıtmak için alternatif yol üzerinde çalıştığını söylüyor. Kısaca Filistin yönetimi her zamanki gibi halkını düşünmüyor. Diğer haberimiz Kırgızistan Türkiye 10. dönem Karma Ekonomik Komisyon toplantısına katılmak için Kırgızistan'a giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la görüştü. Başkent Bişkek'teki temaslarını tamamlayan Fuat Oktay'ın beraberindeki heyet ve bakanlar kurulu başkanı Ulup Bey Maripov özel uçağa binerek Isık Göl bölgesindeki Çolpan Ata şehrine geçti. Burada Türk heyetini Isık Göl Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Yatırımlar Bakanı Almatbet Şıkmanatov ve Isık Göl Bölge Valisi'nin karşıladığı belirtilmiş. Cumhurbaşkanı Caparov da Fuat Oktay ve beraberindeki heyeti devlet konuk evinde kabul etti. Japarov sıcak karşıladığı Fuat Oktay için Alo topraklarına geldiğiniz için memnuniyet duyuyoruz hoş geldiniz. Türkiye bizim kardeş ülkemiz açıklamasında bulundu. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından sonra ilişkilerin seyrinin iyi olduğuna işaret eden Japorov, Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti olduğu açıklamasında bulundu. Diğer açıklamalara bakalım. Türk kardeşlerimi her zaman kabul etmeye hazırım. Türkiye bizim için stratejik ortaklıktan öte dost ve kardeş ülkedir. Japarov kendisinin resmi ziyaret için gittiği Ankara'da çok sıcak ve üst düzeyde karşılandığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Japorov, Kırgızistan'ın zor dönemlerde Türkiye'nin desteğini yakından hissettiğini de söyledi. Türkiye olarak Kırgızistan'daki her alandaki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Fuat Oktay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sadır Caporova ailesine ve Kırgız halkına selamını ileterek konuşmasına başladı. Kırgızistan'a iki ülke arasında iş geliştirmek için geldiğini belirten Fuat Oktay, Kırgızistan'ın 30. bağımsızlık yılını kutlarken Kırgızistan'ın her alanda güçlü olması için Türkiye olarak daima yanlarında olduklarının altını çiziyor. Daha sonrasında görüşmenin basına kapalı olarak sürdüğünü söyleyelim. Görüşmeden sonra herhangi bir basın toplantısı düzenlenmedi. Diğer haberimiz ülke görev kriziyle sorunlar yaşıyor. Kritik birimler Somali'de paylaşılamıyor. Detaylara bakalım. Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermecu ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble arasında daha önce istihbarat başkanı atama ve İç güvenlik bakanının kim olacağına ilişkin yaşanan yetki tartışması ülkedeki siyasi kutuplaşmayı arttırmış durumda. Muhalefet adaylarının kurduğu Cumhurbaşkanları Adayları Birliği, Başbakan Roblin'in aldığı kararın arkasına dururken, Meclis Başkanı Muhammed Mursal da Başbakan'ın atadığı İç Güvenlik Bakanı'nın mecliste yemin etmediği gerekçesiyle yetkisiz olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Fermacı Başbakan Hüseyin Roble'nin eski İç Güvenlik Bakanı Hasan Humdu Bey'in istifası sonrası boşalan koltuğa Abdullah Muhammed Nur atamasına sert tepki göstermişti. Fermacı yaptığı açıklamada anayasaya göre bakanları görevden alma ve atama yetkisinin sadece Cumhurbaşkanı'nda olduğunu belirtmişti. Kısaca ülkemizin desteklediği bir ülkeyi daha karıştırmaya devam ediyorlar. Evet dostlar hoşça kalın.